Kıpırdama yoksa kadın ölür. Dikkat et. Hayır. Doğru, ona bir şey olmasın. Ne olur olmasın. Allah'ım ne olur beni ona borçlu bırakma. Kalk aç gözünü ne olur. Ne olur kalkmak yaklaşıyorlar. Orhun. Ben adamları yanıltmak için başka yöne gideceğim. Köpekler kan kokusunu takip eder. Kan kokusu. Kalkacaksın, kalkman lazım. Sana borçlu kalmayacağım. Olmaz. Orhun, kalk. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur yardım et. Çok şükür. Çok şükür. Kalk, kalk. Hala. Abla sakın, sakın ters bir şey söyleyeyim deme. İyi tamam. Orhun nasıl? İyi olduğunu söyle ne olur. Kimse bir şey söylemedi. Ameliyatta hala. Bayağı oldu ama değil mi? Evet. Oldu sanırım. Yani bilmiyorum. Hala inanamıyorum. Haber alınca beynimden vurulmuşa döndüm ya. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl? Hira? İyi misin sen? Bir elini yüzünü yıka istersen. İyi görünmüyorsun. İyiyim ben. Merak etme bak biz buradayız. Birazdan Afife Hanım da gelir. Yüzün gözün bembeyaz olmuş. Geleyim mi seninle?
Evet, yok ben kendim giderim. Yakalanmak mı istiyorsun Elif? İlk bakacağı yer burası. Allah'ım ne yapacağım ben? Nereye gidebilirim ki? Şükran teyze. Şükran teyze. Elif kızım ne bu hal? Ne oluyor? Sonra anlatırım her şeyi. Benim acil babamı aramam lazım. Telefonu kullanabilir miyim? Tabii tabii. Kullan. Feyyaz bak, vallahi bu sefer borcumu ödeyeceğim yeminle. Alo Feyyaz, alo. Ah ulan be. Bakayım şimdi. Alo. Baba. Elif, sen misin kızım? Nasıl arıyorsun beni? İzin mi verdiler? Baba, ben kaçtım. Ne diyorsun kızım sen? Ne yaptın? Senin yüzünden bu kaçıncı ha? Bu kaçıncı? Oğlum yine senin yüzünden vuruldu. Bunun hesabını sana soracağım. Dua et ona hiçbir şey olmasın. Aslında teşekkür etmemiz lazım Hira'ya. Az önce doktorla konuştuk. Ameliyat sona ermiş. İyi mi? Kurtuldu mu? Çok şükür ki evet. Hira sayesinde. Doktor eğer zamanında hastaneye yetiştirmemiş olsaydı onu kan kaybından kaybedebileceğimize söyledi. Hira'ya çok şey borçluyuz. Öyle mi? O zaman oğlum kimin yüzünden bu hale geldi? Önemli olan şu an iyi olması değil mi? Doktor hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Birazdan da odaya alınacakmış. Şükürler olsun. Thank you.
Elif, kızım. Baba. Elif. Baba, buradayım. Elif, kızım. Affet babanı kızım, affet. Affet beni kızım. Affet kızım beni. Baba, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Asıl sen nasılsın? Bir şey yaptılar mı sana? Yapamadılar. Kızım, nasıl cesaret ettin? Ya kaçarken yakalansaydın? Başka çarem yoktu baba. Ben her şeye sabrederdim ama ölümden beter şeyler yapacaklardı bana. Elif kızım, ne diyorsun sen? Hiç kimse benim kızımın kılına bile dokunamaz. Korkma, korkma babacığım. Ben iyiyim, tamam mı? Baba. Canım. Kaçmamız lazım buradan. Biz burada kalamayız. Bu adam buraya gelirse bizi yaşatmaz baba. Tamam, tamam kızım, gideceğiz. Yarın ben birinden yol parası bulurum. Hemen basıp gideriz buradan, tamam mı? Bu gece gidelim. Bu gece mi? Kızım, bu gece nasıl gidelim? 5 kuruş yol paramız yok. Ama dur, yarın olsun, ben bir şekilde birinden bir yol parası bulurum. Öyle böyle gideriz, tamam mı? Tamam mı kızım? Bak korkma, burada bizi hiç kimse bulamaz. Çok iyi düşünmüşsün burayı. Canım kızım benim, acıkmışsındır sen. Hadi, hadi kopar ucundan biraz. Hadi canım kızım. Şükürler olsun ki tam zamanda yetiştirmiş seni. İyi misin? Ağrın var mı? İyiyim. Beni merak etmeyin. Ne demek merak etmeyin? Edeceğiz tabii. Hepimizi çok korkuttun. Çok geçmiş olsun gerçekten. Büyük bir badire atlatmışsınız. Gerekeni yaptım ben. Doktorunla konuştum. Genel durumun iyi olduğunu söyledi. Toparlanman için biraz zamana ihtiyacın var. Ateşlenebilirmiş. Pansumanda aksatmayın dedi. En iyi şekilde bakılacak. Elbette. Azıcık içsen. Hem gelince annen sevinir. Beye teyzesi kızıma ne güzel bakmışlar. Hadi tatlım. Hadi bebeğim. Hadi güzel kuzum. Hı? Yok mu? Birazcık iç. Ama büyüyemezsin bak içmezsen. Hadi. Canım benim, bir daha
iyisin? Sana kavuştum ya, ben de çok iyiyim. Geçmiş olsun. Epey iyi hanım. Teşekkür ederim Zahra ile ilgilendiğin için. Gel bir doyayım ben sana, gel. Canım kızım benim. O amca nerede? O kurtardı mı seni? Hı-hı. O buldu beni. O amca anneni getireceğim demişti. Hadi gel bakalım. Anlat bakayım. Ne yaptın ben yokken? Elif'im, hadi rahatla biraz artık kızım. Bak, kahveci Ercan'la konuştum. Söz verdi bana, borç para verecek. Sonra Kayseri'ye iki bilet alacağım. Toz olup gideceğiz buradan, tamam mı kızım? Neden bana her şeyi anlatmadın baba? Üzülme diye kızım, üzülme diye. Keşke söyleseydin. Beraber çalışıp öderdik. Ah be kızım, ah be yavrum. Sen rahmetli annen için o kadar çabalamışken ben nasıl böyle bir şey söylerdim sana? İstedim ki bir iş kurayım, kızım rahat etsin. Bu yüzden gittim o adamlardan borç para aldım. Ama yine elime yüzüme bulaştırdım. Bir yanda olmaz dedim bu babandan, bir yanda olmaz. Baba. Kardeşler Kıraathanesi, Ercan Altınok. Demiştim. Bu bana ikinci gitti iş. Ama ben sen değilim. Kimseyi yarı yolda bırakmam. Anlamıyor musun? Tek çare bu. Hayır. Buradan birlikte kurtulacağız. Ben ana yolu buldum. Yakın buraya ulaşabiliriz. Sana borçlu kalmayacağım.
Hira. Korkulacak bir şey yok. İyiyim. Gerçekten iyiyim. Hem sen nereden, nasıl duydun olayı? Anladım. Boşuna telaşlanmışsın. Benim korum ondalardı. Onları kurtarmak için her şeyi yapardım. Yine yaparım. Sen abini merak etme. Yine konuşuruz. Anlaştık mı? Kendine iyi bak. Sen gitmedin mi daha? İlaç saati. Artık avukatın değilsin anladığım kadarıyla. Evet. Hemşireliğe hızlı bir geçiş yaptım. Ama bugünlük. Hemşire getiriyordu, ben hallederim dedim. Afife Hanım eve gitti dinlenmek için. Çok üzüldü, çok yoruldu tabii. Yani bir isteğin olursa ben buradayım. Bana söyleyebilirsin. Tek istediğim buradan bir an önce çıkmak. O yüzden sen de daha fazla kalıp geceni mahvetme. Git istersen. Olur mu öyle şey? Nasıl yalnız bırakırım seni? Yani olmaz, içime sinmez. Kalıyorum burada. Tamam, anlaştık o zaman. Anne. Anne bana masalını anlatmıştın. Kötü adamlar kışı yurdunda. Biz de masaldaki anneyle çocuk gibi kurtulduk. Evet, bir tanem kurtulduk. Ama baban değil, amca kurtardı bizi. Hadi sen uyu bakalım, hadi. Canını almaya çalışan o adama şimdi canını borçluyum.
Çok şükür. Nihayet evindesin. Hoş geldin oğlum. Geçti gitti. Odan hazır. İyice dinle. Toparlan hızlıca. Geçmiş olsun Orhun Bey. Geçmiş olsun Orhun Bey. Sana borçlu kalmayacağım. Geçmiş olsun. Sultanım. Güvenlikteki arkadaşlar eczaneden Orhun Bey'in ilaçlarını alıp gelecekler. Bilginiz olsun. Tabii. Sen burada kal. İlaçlar gelince alırsın. Baba uyan, sabah oldu. Ne? Saat kaç? Ercan'dan parayı hemen almam lazım. Tamam telaş yapma, sen halledersin. Allah veri de vazgeçmemiş olsun. Yok kızım yok, olur mu öyle şey, söz verdi. Meraklanmasın, biz ne yapıp ne edip öderiz parayı. Ya kızım bak sen bunları düşünme, tamam mı? Baban her şeyi halledecek. Ben şimdi gideceğim, parayı alıp geleceğim, tamam mı? Sen gitmesen, arkadaşın getirse parayı. Ya sen yokken hocam? Ya kızım nereden bilecekler de bulacaklar burayı? Korkma bak, bizi burada hiç kimse bulamaz, tamam mı? Ben geleceğim, bir saat sonra buradayım, tamam mı kızım? Sonra da bir taksi tutarız doğru otogara. Oradan da alın, tamam mı Elif'im? İnşallah. Bak bir saat sonra kurtulacağız, tamam mı? Hadi, hadi hoşça kal. Ulan ne olur sen bize yardım et. Bunlar şöyle dursun. Gerçi lazım olursa seslenirsin. Hemşire de ayarladık. Birazdan gelir. İstemiyorum, iptal et. Evin sınırları içinde yabancı birini istemiyorum. Orhun. Önceliğimiz güvenlik. Ama hemşire... Ben yardımcı olabilirim aslında. Tabii Orhun da uygun bulursa. Sağ ol. Ama gerek yok. Dün akşam yeterince yoruldun. Git eve dinlen. Emin misin bak? Eminim. İlk defa yaralanmıyorum. Peki o zaman. Bir şeye ihtiyacın olursa bir telefon uzağındayım. Seni geçireyim ben. İlaçları getirdim. Sana da çok geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz. Ben geliyorum. Madem hemşire istemiyorsun, bakımınla ben ilgilenirim. Kimsenin bakımına ihtiyacım yok. Büyütme bu kadar. Biraz dinlensem kâfi. Defne'yi bekletme istersen. Peki.
borcunu ödemek için yapıyorsan yapma. Görevim bu. Ama borcumu ödemeden de gitmeyeceğim. Eşim. Merak ediyorum. O da merak ediyordur. Size ulaşırsa... Hira'yı çok merak ediyorum. Bir haber var mı? İyi. Taşkın'ın elinden kurtuldu. Şimdi evde güvende. Zahra'nın yanında. O kadar iyi haber verdin ki. Onu sonsuza kadar kaybedeceğimi sanmıştım. Ben şu an hastanedeyim. Yarın ararsan konuşursunuz. Hastane mi? Sen kurtardın onu, değil mi? Dediğim gibi. Yarın ararsan konuşursunuz. Yalnız yapman gereken bir şey var. Senin trafik kazası geçirdiğin için gelemediğini zannediyor. Sıpasağlam olduğun halde. Korkak, bencil bir adam olduğun için değil. Öyle bilmeye devam edecek. Zor günler geçiriyor. Bir de senin darbenle yıkılmasın. Dün gece konuştuk. Bugün arayacaktı. Seninle görüştürürüm. Nerede kaldın baba? Allah'ım ne olursa salim gelsin. Gidelim buradan. Baba. Bir hoş geldin yok mu? Baba. Affet beni kızım. Heh, geldin mi abi? Oğlum Erjo, bu yaptığın iyiliği var ya... Ömrüm boyunca unutmayacağım yeminle. Harbi kral adammışsın, çok sağ ol. Yok abi de. Öyle öyle. Neyse, para hazır mı? Alayım de tüyeyim hemen o cani Aziz'e yakalanmadan.
Dur bakalım. Nereye? Ben söyleyeyim. Cehennemin dibine. Hem de biletler benden. Tek gidiş. Abi ben... Kes! Bütün kemiklerin kırılsın istemiyorsam kızının yerini söyle. Tek bir cevap hakkım var. Baba. Elif bakma bana öyle kızım. Bu da böyle bir baba işte. İnsan evladını ateşe atar mı? Kıyamadı kendine. Elif, mecbur kaldım kızım. Beni öldürselerdi, sakat bıraksalardı seni tümden kurtaramazdım. Başka çarem yoktu. Ama söz veriyorum, o parayı bulacağım. Borcumu ödeyeceğim. Seni kurtaracağım kızım. Korkma sakın, korkma. Arkasında aslan gibi babası var. Niye korksun ki? Değil mi? Çorba 5 dakika daha kaynasın, sana da vereceğim bir kepçe. Hiçbir şey yemiyorsun. Çok sağ ol. Belki sonra. Orhun Bey gönderdi. Birazdan bir telefon gelecekmiş. Teşekkür ederim. Yeter bu kadar kaynadı. Ben de bir kilere gideyim. Alo, nasılsın? İyiyim. Senin kurtulduğunu öğrendiğimden beri daha iyiyim. Hastanedeymişsin. Kırıklarım varmış. Ufak bir kaza geçirdim. Büyük bir tehlike atlatmış oldum. Ben olmalıydım yanınızda. Zahra senin gelmeni bekliyor. Çok özledi seni. O yüzden bir an önce toparlanman gerek. Benim de tek isteğim sizi görmek. İnan sizi orada bırakmak. Bana ölüm. Uzunca bir süre iletişim halinde olamayacağız. Beni merak etmeyin diye söylüyorum. Neden? Çünkü yerimin tespit edilmemesi lazım. Taşkın arama çemberini iyice sıkılaştırdı. Temkinli olmam lazım. Anladım. Dikkatli ol. Siz de. En kısa sürede tekrar bir arada olacağız. Sahra'yı öp. Benim yerime. Teşekkür ederim. İnşallah buradaki misafirliğimiz kısa sürecek. Ne
netleşen bir durum mu var? Yekta sağlık sorunlarını atlatır atlatmaz hallolacak. Başka bir isteğiniz yoksa? Yok. Böyle bir adamla mı yaşayacaksınız? Size değer vermeyen. Burada bitmedi. O kadını ve çocuğu alacağım senden. Onların kılına dokunacak olursan. Yine döndün kürkçü dükkanına. Bundan sonra açık kalacak. Artık kilit yok. Ama eğer buradan çıkarsan gideceğin tek yer babanın cenazesi olur. Başıma ölümden beter şeyler gelecekti demişsin. Sana, senin gibi birine elimi süreceğimi mi sandın? Konuşmak. Hadi şimdi bunu uçuralım. Anne. Bir tanem. Biliyor musun? Ben bugün babanla konuştum. Babanla mı? Evet. Zahra'yı benim için öp dedi. Onu çok özlediğimi söyledin mi? Söyledim tabii ki. O da seni çok özlemiş. Ne zaman gelecekmiş peki?
puan topladığımızı da söyleseydin. Bir an önce yanımıza gelmek için elinden geleni yapıyormuş bir tane. Hadi bakalım sütünü iç şimdi. İçmesem. Ama neden? Sen süt seversin normalde. Hele yanında kurabiye ile bayılırsın. Sahra'cığım, bir şey mi oldu? Bir yerim mi ağrıyor yoksa? Süte mi küstün yoksa kurabiyeye mi? En kötü adamların yanında olduğumuz gün vardı ya. Bizi götürmüşlerdi. Ben o gün süt içmiştim. İçtikten sonra çok uyudum. Kim verdi sana sütü? Sinirli teyzenin yanındaki öteki teyze. Sultan Hanım. Sütün yanında kurabiye de getirmişti. Sen göndermiştin. Sadece kurabiye yesem olur mu? Aa, anne bak. Bak ben ne yaptım. Sen oraya kıştın ya. Sahra'cığım buna bakmam lazım. Sonra yenisini yaparız beraber. Sıvı uyku ilacı. Bir damlası yetişkinler için yeterlidir. Yan etkileri tavsiye edilen miktar dışında alındığında. Sahra! Sahra! Kızım! Sahra! Sahra ne oldu sana? Sahra duyuyor musun beni? Sahra! Sahra gözlerini aç ne olur. Sahra nerede buldun bunu? Bahçede yerdeydi. Bir tanem sen kurabiye niye? Benim biraz işim var. Bu kadarıyla kurtuldu ya. Daha kötüsü de olabilirdi. Tabii tabii Allah korusun. Zaten huzursuzluğunuz son zamanlarda yaşananlardan. Resmen öngörmüşsünüz olacakları. Büyük bir badire atlattınız. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. En yakın zamanda da yeniden bir ziyaretinize gelmek istiyorum. Tabii uygun olduğunuzda. Memnun olurum. Ne zaman istersen. Hoşça kal. Küstahlık. Benim odama bu şekilde nasıl girersin? Siz yaptınız. Neden bahsediyorsun? Pusuyu. Bizi kaçıran adamları. Siz ayarladınız. Konaktan çıkabilmemiz için acil bir durum gerekiyordu tabii. Sultan Hanım da vicdanı bir an olsun biri sızlamadan kızıma ilaçlı süt getirdi. Canımıza kastettiniz. Kızıma dokundunuz. Asıl sen benim oğlumu ne hale getirdin? Bak, odasında yatıyor. Az daha ölecekti. Ne zaman hayatımıza yaklaşsan peşinden belalar getirdin. Uğursuz. Çekip gitmek istemiyor muyum sanıyorsunuz? Burada geçen her saniye benim için zül. Ama mecburum. Bakın. Sizi son bir kere uyarıyorum. Kızımın başına en ufak bir zarar gelirse dünyayı başınıza yıkarım.
hiç bilmediğiniz, tanışmadığınız bir Hira'yla karşılaşırsınız. Bunu da böyle bilin.